Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. KPSS 2020 güncel kanalındasın. Neden buradasın? Çünkü sana hemen kısa bir süre içerisinde hastaneleri anlatacağım ve sen bunu unutmayacaksın. Hemen başlayalım nasıl olduğunu hep birlikte görelim. Evet. Açılan ve verilen isimler. Bakalım nelermiş. Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanemiz Sancaktepe'de. Nereden akılda kalacak arkadaşlar? Feriha Öz Sancaktepe. Safe olarak baş harfleri oluyor ama ben bunu Sefa olarak, Sefasını sürüyoruz. Açtık hastaneyi, Sefasını sürüyoruz gibi akılda kalıyor. Evet, Murat Dilmener Acil Durum Hastanemizse Yeşilköy. Nasıl akılda kalıyor? Ee, Yeşil Murat diye akılda kaldı. Vallahi ben böyle bir Yeşil Murat diye kodladım, aklımda kaldı. Buna benzer şekilde birkaç kere tekrar edin akılda kalıyor. İsmail Niyazi Kurtulmuş. Hadımköy arkadaşlar. İsmail. Haula İsmail gibi akılda kalabilir. Birkaç kere tekrar edince akılda kalıyor. Deneyin denemesi bedava. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Başakşehir. Hocam nereden biliyorsun sen bunu dersen? Valla şurada Başak şehrin bir sürü şeylerin kuyrukları var. Çamın da kuyruğu var. Şöyle şöyle akılda kalıyor. Göz nalığı diyelim. Ya da sen baça, faça diye böyle baş harflerinden bir şey kendine uydur. Tekrar söylüyorum. Baş harflerini kodlayarak akılda kalabilir. Bu sefer soru kökü şöyle. Başakşehir Çam ve Kura Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan AB hangi ülkenin başbakanıydı diye bir soru gelirse Japonya. Abe Japonya ne yaptın? Evet, 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan Hadımköy Askeri Hastanesi restore edilip hangi ismi almıştır? Hadımköy'ü hatırla İsmail Niyazi kurtulmuştu. Havla İsmail diye bunu kodlamıştık. Zaten bu kadar arkadaşlar. 4 tane var. Bu 4'ünü karıştırmayalım. Hemen bir tekrar edelim. Bakalım akılda kalmış mı? Hatırla Feriha Sefa demiştik Sancaktepe'nin. Murat Dilmener, hatırla, Yeşil Murat demiştik, Yeşilköy. Haula İsmail demiştik, Hadımköy. Çam ve Sakura, bir sürü Başakşehir'in vardı, hatırlayalım. Abe Japonya vardı, hatırla. Ve Hadımköy, Haula İsmail demiştik, İsmail Niyazi kurtulmuş. Gördüğünüz gibi bu şekilde saçma sapan şeyler söyleyerek birçok bilgiyi ezberleyebiliyorsunuz. Evet KPSS'nin KPSS gözü kör olmaya sıcağı deyip <laughs> herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bizi bu hale getirenler utansın. Kamu spotu. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar.